Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Endemik Yayınları'nın Türkiye genelinde yapmış olduğu 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki ikinci AYT deneme sınavının biyoloji sorularını beraber çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzla başlayacak olursak, incelenen bir ailede anne baba ve kız çocukların renk körlüğü yönü ile genotipleri şu şekilde verilmiştir. Anne bakın taşıyıcı arkadaşlar. Baba sağlam bu karakter yönüyle. Kız çocuk ise bakın hasta olarak dünyaya gelmiş. Normalde böyle bir çocuk bu aileden meydana gelemez. Çünkü babadan X büyük R'ye geleceği için anneden ancak X küçük R'ye gelebilir. Ve kız çocuğu en fazla taşıyıcı olabilir. Ama bakın hasta renk körü bir kız çocuğu dünyaya gelmiş arkadaşlar. Bize bu ailede kız çocukların genotipinin bu şekilde olması hangisiyle açıklanabilir diye sorulmuş. Bu nasıl açıklanabilir arkadaşlar? Şu anneden gelen X küçük R geninin ayrılmadan ikisinin birden kız çocuğuna gelmesiyle ancak mümkün olabilir. Babadan da bakın hiç kronozom gelmezse, sadece anneden X küçük R X küçük R iki tane gelirse bu durum söz konusu olabilir. Bu da ancak annenin mayoz geçirirken hücreleri arkadaşlar bakın şu şekilde 44 artı x x x büyük R x küçük R mayoz 1'de bakın 22 artı x büyük R 22 artı x küçük R kromozomlarına ayrılır, yarıya iner kromozom sayısı. Bakın mayoz 2'de ise normalde kardeşlerine ayrılması gereken şu eşlenmiş olan kromozomlardan 22'ler ayrılsa bile X küçük R'ler kardeşlerine ayrılınca her ikisi de bakın bir tarafa kaçabilir. Yani buraya hiç kromozom gelmeyip buraya bakın iki tane birden kardeş kromatit ayrılınca birbirinden ikisi de birden buraya kaçabilir. Ancak işte bu şekilde oluşan bir yumurta ile normal bir sperm, yani 22 artı normal değil, özür diliyorum, gonozomu olmayan bir sperm. Bakın bu da erkekte babada yani. Şu XR ile Y'nin arkadaşlar şu şekilde ayrılmamayla bakın oluşmasıyla, sadece otozomlara sahip olmasıyla ve bu ikisinin bakın birleşmesiyle 44 artı XR XR olan kız çocuğumuz dünyaya gelebilir arkadaşlar. Bunu ifade eden öncülümüzü bulmamız gerekiyor. Yumurta oluşumunda mayoz 2 evresinde evet gonozomlarda kardeş kromatit ayrılmaması sonucu oluşan N artı 1, yani normalin bir fazlası kadar, ki zaten bakın 22, 23, 24 kromozomlu bir yumurta oluşturduk biz de. Yumurta hücresi ile gonozomsuz bir spermin döllenmesi. Evet bakın 22 sadece vücut kromozomlarına sahip olan spermi döllendirince bu birey oluşmuş olmalı. Cevap Adana olacak, fakat DNA'ya bakalım isterseniz. Yumurta oluşumunda mayoz 1 evresinde gonozomlarda homolog kromozomların ayrılmaması sonucu oluşan N artı 1. Arkadaşlar eğer böyle olsaydı mayoz 1'de bakın 22 artı x büyük R x küçük R bu tarafa gelirdi. Buraya 22 artı çift sıfır gelirdi. Dolayısıyla anneden bakın x büyük R x küçük R'nin gelmesi işimizi bakın çözmüyor. Çünkü bize x küçük R x küçük R lazım. O zaman bursa olamayacak. Yumurta oluşumunda mayoz 2 evresinde otozomlarda kardeş kromatit ayrılmaması sonucu. Arkadaşlar otozomlar 22 ile bakın gösteriliyordu. Dolayısıyla bakın bunlarda ayrılmama sonucunda ne olur? 23 artı x küçük r oluşur. Yani bizim işimizi otozomlar görmüyor. Bakın gonozomlarda ayrılmama olmuş olması gerekiyor idi. Normal yumurta hücresi ile mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılmaması sonucu oluşan spermin döllenmesi. Şimdi normal yumurta hücresi diyelim ki kız çocuğumuz için arkadaşlar x küçük r şunun normal bir yumurta olduğunu düşünelim. Yani 22 artı x r olsun. Babadan ise bakın ne diyor? Mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılmaması sonucu oluşan bir sperm hücresi diyor arkadaşlar. Şimdi mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılmaması sonucu oluşan bir spermi düşünecek olursak, şurada bakın şu şekilde oluşturmuş idik. Şuraya tekrar yapalım bunu. Bakın 44 artı x y. Burada babanınki x büyük R idi.
O zaman yumurta oluşumunda mayoz 2 evresinde otozomlarda kardeş kromozomu sonuçlanan en artı bir yumurta hücresi ile normal bir spermiyum, tamam söylemiştik pardon. Normal yumurta hücresi ile, bakın normal yumurta hücresi ile, o da ne olsun? 22 artı x küçük r olsun arkadaşlar. Mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılmaması sonucu oluşan spermin döllenmesi. Şimdi bu mayoz 1'de 22 artı x büyük r, 22 artı y olarak bakın ayrılmış olur. Mayoz 2'de ise bakın şu şekilde kardeş kromatit ayrılmadığı zaman ne olabilir bakın? 22 artı çift 0 buraya, 22 artı x büyük r, x büyük r bakın bu tarafa gelebilir arkadaşlar. Zaten bizim işimizi gonozomlar sağlıyordu. O zaman bakın böyle bir sperm ile böyle bir yumurta birleşecek olursa arkadaşlar 44 artı x büyük r, x büyük r, x küçük r oluşur bakın. Bu da yine istenen bir şey değildir arkadaşlar. Normal bir sperm ile crossing over sonucu oluşan normal bir yumurtanın döllenmesi. Arkadaşlar crossing over ancak homolog olan bölgede olur. Dolayısıyla crossing over bakın X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde gerçekleşemez. Dolayısıyla bakın şu X, şu da Y olsun bakın. Şu kısımlarda bakın gerçekleşebilir. Bu kısımda zaten crossing over olamaz. Bakın bu X'e bağlı kalıtım. Dolayısıyla böyle bir şeyden biz bahsedemeyiz. Bundan dolayı cevabımız Adana olmalı diyoruz. 29. sorumuz. Mevsimsel geçişlerin kararlı olduğu bir bölgede bir süre sonra mevsimsel değişmelerin fazla olduğu gözlenmiştir. Mevsimlerdeki ani değişimlerin bu bölgede yaşayan böceklerde 1, 2, 3'ten hangilerini etkilemesi beklenir diye sorulmuş. Şimdi mevsimler değişiyorsa arkadaşlar iklimler de değişiyordur. İklimlerin değişmesine bağlı olarak böceklerde üreme dönemleri sıcaklığa, soğukluğa bağlı olarak bakın değişebilir. Tozlaşma yapmaları zaten üreme dönemleriyle bakın bağlantılı olduğu için böceklerde ilkbahar aylarında daha çok bakın ne yapıyorlar? Tozlaşma yapıyorlar. Böcekler bitkilerin üzerine konarak bu şekilde polenleri topluyorlar. Dolayısıyla iklim değişeceği için tozlaşma yapmaları da bakın zaman olarak değişecektir. Ve genlerin işleyişi de arkadaşlar mevsimsel geçişlere bağlı olarak da iklime bağlı olarak da sıcaklığa, soğukluğa gibi faktörlere bağlı olarak bakın bunlardaki genlerin işleyişi de ne yapabilir? Değişiklik gösterebilir. Çünkü çevreye bağlı olarak ne yapıyor? Genlerin işleyişi değişebiliyor. Bundan dolayı hepsi olabilir arkadaşlar. 30. sorumuz. Akciğer, kalp, vücut arasında bakın bir dolaşım döngüsü gösterilmiş. Yukarıda verilen dolaşım sistemi şeması ile ilgili olarak hangisi ileri sürülemez diye sorulmuş arkadaşlar. Kısım kısım bakalım. A şıkkı ikinci damarda karbondioksit yoğunluğu en fazladır. İkinci damara bakıyoruz arkadaşlar. Karaciğere giriş yapan karaciğer atar damarın. Karaciğer atar damarında besin miktarı ve oksijen miktarı fazladır. Karbondioksit yoğunluğunun en fazla olduğu ileri sürülemez. Cevabımız Adana olmalı ama diğerlerine bakalım emin olalım. Üçüncü damardan karaciğere giren glikoz miktarı ile birinci damardan çıkan glikoz miktarı aynı olmayabilir. Şimdi üçüncü damara bakıyoruz arkadaşlar. Ne yapmış? Karaciğere alttan giren yani ince bağırsaktan, mideden, dalaktan bakın pankreastan gelen kapı toplar damarı. Bir nolu damar ise bakın karaciğerden çıkan toplar damar. Üçüncü damardan karaciğere giren glikoz miktarıyla birinci damardan çıkan glikoz miktarı aynı olmayabilir. Evet yemeklerden sonra yoğun bir şekilde bakın karaciğer kapı toplar damarı ile karaciğere ne yapmakta? Besin geçmektir arkadaşlar. O zaman karaciğerin toplar damarında ise vücudumuzun ihtiyacı olan besin miktarı her defasında karaciğer toplar damarından vücuda gönderilmek üzere kalbe gönderilip oradan pompayla her tarafa gönderilmeyi başarmakta. Dolayısıyla bakın buradaki glikoz miktarları aşık tokluğa göre de bakın değişecek şekilde aynı olmayabilir. Birinci ve üçüncü toplar damarları arasında kılcal damar bulunur. Evet kapı toplar damarı ile bakın karaciğer toplar damarı arasında organımız var, karaciğerimiz var. Karaciğerin kılcalları burada olmalı arkadaşlar. Burada bundan bahsediyor. Üçüncü damardan karaciğere sindirim ürünleri taşınır. Evet, üçüncü damar kapı toplar damarıydı. İnce bağırsağımızda sindirilmiş olan besinler buradan buraya taşınması gerekecek. Açlık anında birinci damardaki glikoz yoğunluğu üçüncü damardakinden çok olur. Evet, aç kaldığımız zaman bakın biz besin gelmiyor alttan. O zaman buradaki besin miktarı sıfıra yakın olurken hiç olmazken belki de
Ama karaciğerin toplar damarında arkadaşlar vücudu besleyecek kadar besin her defasında kalbe gönderilmek zorunda. Dolayısıyla bu da doğru bir öncül. Cevabımız bundan dolayı Adana oldu diyoruz. 31. sorumuz. İç kulağa gelen bir sesin beyin kabuğunda anlam kazanıncaya kadar geçen süreçte 1, 2, 3 yapıları hangi sıraya göre görev alır diye sorulmuş arkadaşlar. İlk önce ses geldiği zaman dış kulak, orta kulak, en son iç kulakta arkadaşlar işitmenin meydana geleceği bir bölgemiz var. Burası bizim Corti organımızdır. Titrek tüylü epitel hücreleri bakın burada yer alıyor. Burada kulak sığımızın titreşimler oluşturmasıyla basınç ile buradaki titrek tüylü epitel hücreleri titremeye başlıyor. Bu esnada arkadaşlar işitme sinirlerinde nöronlarda impuls uyartı meydana getiriyor. Bu impulslar da bakın işitme sinirleriyle beynimize taşınırken talamus denen bölgeden geçerek beyin kabuğuna ulaşıyorlar. Dolayısıyla bunların görev alma sırası 1, 2, 3 şeklinde yani 3, 2, 1 şeklinde Edirne olmalı diyoruz. 32. sorumuz. Yaralanan ve kan kaybeden bir insanda bir süre sonra 1, 2, 3 olaylarının meydana gelmesinde görülen değişimler hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar kan kaybeden bir insanda artık böbreklere uğrayacak olan bilim zamandaki kan miktarı azalacağı için süzülme hızı ister istemez ne yapacak arkadaşlar? Azalacaktır. Bu azalır diyoruz. Tabii kan kaybı olduğu zaman kanın miktarını tekrardan artırabilmek için hipofizimiz ADH hormonunu yani antidiüretik hormonu böbreklerden suyun fazlasını geri emen hormonu salgısını artırma yoluna gidecektir ki kan kaybediyor vücut, kanın hacmi azalıyor, miktarı azalıyor. Bunu tekrardan artırmak için bakın su sayesinde bunu artırmaya çalışacaktır. Dolayısıyla bunun miktarında bir artış olur arkadaşlar, artar diyelim. Ama kanın ozmotik basıncı su alacağı için kan bu sefer ne yapar? Kanın emme kuvveti yavaş yavaş arkadaşlar kan çıktıkça suda geri emildikçe azalmaya başlar. Dolayısıyla azalır, artar, azalır, azalır, artar, azalır olan Denizli cevabımız olmalı diyoruz. Bitkinin meristem hücrelerinin yaşam döngüsünde 1, 2, 3 olaylarının gerçekleştiği evreler hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi meristem hücreleri mitoz bölünme geçiriyor bol bol. Bölünür doku diye geçiyordu. Dolayısıyla mitoz bölünmede arkadaşlar bunların hangi evrede meydana geldiğini aramamız gerekiyor. Homolog kromozomların yan yana dizilmesi. Arkadaşlar homolog kromozomlar yan yana metafaz evresinde bakın diziliyorlar. Yani şu şekilde metafaza bakın. Homolog olan kromozomlar bakın iken şunlar da bakın birbirine benzesinler. İken 4 kromozomlu bir hücreyi şu an çizdik. Bakın bu şekilde homolog olan kromozomlar yan yana geliyorlar. Eğer bu mayoz olsaydı arkadaşlar bu homologlar yan yana değil de karşı karşıya bakın. Şu şurada, şu şurada bakın. Karşı karşıya şöyle çizivereyim onu da. Bakın şu homolog ile bu homolog karşıda, bu homolog ile bakın bu homolog da bunun karşısında dans ediyor gibi zilirler idi arkadaşlar. Dolayısıyla bu metafaz evresine ait bir durumdur. Metafaz bir değildir arkadaşlar. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz evresinde bakın gerçekleştiriliyor. Yukarıda kalan kardeşler yukarıya, aşağıda kalan kardeşler aşağıya bakın çekiliyor. Anafaz evresinde. O zaman bu da anafaz evremiz oluyor. İyi piklerin sentezlenmesi ise bakın arkadaşlar interfazdan sonra profaz evresinde gerçekleştirilmekte. Dolayısıyla cevabımız metafaz, anafaz, profaz olan metafaz, anafaz, profaz olan başka zaten yok bu şekilde Bursa olmalı diyoruz. 34. sorumuz çimlenmesi için uygun ortama bırakılan bir tohumda 1, 2, 3 yapılarının oluşma önceliğine göre sıralanması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar zigot mitoz bölünmeler geçirmeye başlayınca ilk önce köklenmesi lazım ki embriyomuz topraktan artık mineral madde ve su almaya başlasın. Daha sonra gövde kısmı çıkıp oradan arkadaşlar yapraklar meydana gelmeli ki o gövde onu taşımalı ki fotosenteze başlayabilsin. Dolayısıyla ilk önce kök sonra gövdemiz en sonunda yapraklar oluşarak ne yapmıyor? Hemen çimlenmeye arkadaşlar başlıyor. Hatta şu gövde yeşil renkli olduğu için bakın gövdede bile fotosentez başlamış. Daha sonra yapraklanma sürecine geçmiş olabiliyor. Dolayısıyla cevabımız 2, 3 ve 1 olan Denizli olmalı diyoruz. 35. sorumuz. Ökaryot olacak ve
Heterotrof bir hücre arkadaşlar. Yani fotosentez veya kemosentez yapamayacak. Zaten kemosentez yapamaz çünkü ökaryotmuş, sadece bazı prokaryotlar kemosentez yapabiliyor. Yani bu hücremiz arkadaşlar bizim mantar olabilir, hayvan hücresi olabilir ama bitki hücresi olamaz. Veya işte ökaryot olan bir hücreli canlılardan fotosentez yapabilen Öglena, alkiler gibi canlılar olamaz arkadaşlar. Buna göre replikasyon DNA'nın kendini eşleyip çoğaltması, ki bölüneceği zaman hücre bu şekilde yapıyor idi. Transkripsiyon ve translasyon protein sentezinin meydana gelmesini sağlayan olaylardı. Translasyon çeviri, transkripsiyon yazılım, DNA'dan RNA üretimiydi. Bakın bunlar sadece ribozom varlığında gerçekleşebiliyorlar. Dolayısıyla bu verilen olaylar demiş, 1, 2, 3'ten hangilerinde gerçekleşebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi mitokondri çift sarılı bir organeldir. Ökaryotların tümünde vardır. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardır. Dolayısıyla kendini eşleyip çoğaltabilir çekirdeğin kontrolünde. Aynı zamanda kendine ait ribozomuyla kendine ait proteinlerini, enzimlerini de üretebilir arkadaşlar. Çekirdek belki burada biraz çeldirici olabilir. Bir iki de var çünkü öncüllerimizde. Arkadaşlar çekirdeğin içerisinde DNA vardır. Replikasyon meydana gelebilir belki ama çekirdeğin arkadaşlar bu şekilde bakın. Dışta kalan zarının üzerinde bulunan ribozomlar ancak protein sentezi gerçekleştirebilir. Ribozom içeride üretilebilir çekirdekçi kısmında ama orada protein sentezi gerçekleştirilmez. Ancak çekirdeğin dış zarında gerçekleştirilir. Onun için arkadaşlar çekirdek içerisinde biz ribozom bulunsa bile protein sentezinin meydana gelemeyeceğini düşünmemiz gerekiyordu bu soruda. Kloroplast zaten heterotrof olduğu için bunlarda bulunmaz. Normalde eğer ökaryot ve ototrof bir hücre deseydi bunu da öncüllere alabilirdik. Çünkü bu da mitokondri gibi çift sarılı DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olan bir organeldir arkadaşlar. Çekirdeğin kontrolünde kendini eşleyip çoğaltıp aynı zamanda kendine ait enzimini, proteini de üretebilir. Bundan dolayı cevabımız yalnız bir Adana olmalı diyoruz. 36. sorumuz, hipofiz bezinin hormon salgılayarak ovaryum, yani yumurtalık üzerine, ovaryumun da yumurtalığın da hormon salgılayarak uterus üzerine etkileri hangisinde gözlemlenir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu bizim ovaryum etkisini sağlayan iki tane hormonumuz vardı. Bunlar FSH ve LH hormonları. Birincisi folikülleri uyarıyor idi ovaryumdaki. İkincisi ise bakın iyice genişleyen, büyüyen folikülün yırtılıp yumurtlama olayının meydana gelip yumurtanın falop tüpüne geçmesini ve geriye kalan cismin ise korpus luteum adını verdiğimiz sarı cisme dönüşmesini sağlıyor idi. Ovaryumun uterusa etkisi ise ovaryumda kendisi FSH ile uyarılınca arkadaşlar östrojen bol miktarda ve progesteron da az miktarda üretmeye başlıyor arkadaşlar. Bu da bakın uterusu etkileyecek. Dolayısıyla FSH, LH yumurta yapımında görevli olabilir. Ovülasyon yumurtlama olayında arkadaşlar. Şimdi ikisi beraber düşündüğümüz zaman yumurta yapımı daha mantıklı. Çünkü hem ovülasyonu hem de yumurtanın folikülün olgunlaşması sürecini içeriyor. Bunu sadece LH yapıyor. Folikül kesiciklerinin olgunlaşmasında FSH yapıyor. Onun için yumurta yapımı demek ilgisini kuşatmış oluyor. Uterusa etkisi ise östrojen salgılama. Şimdi uterusa etkisini sormuş arkadaşlar. Bu zaten ovaryumun kendi özelliği, östrojen salgılıyor ama uterusa etkisini sormuş. Bu olamaz. Uterusun kalınlaşması. Evet bakın östrojen sayesinde arkadaşlar uterusta mukus salgıları artıyor. Uterus dokusu kalınlaşmaya başlıyor. Yavrunun implantasyon yöntemiyle daha sonrasında döllenme olursa oraya yapışması için uygun zemini her ay östrojen ve progesteron sayesinde ovaryum ayarlamak durumunda arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olmalı diyoruz. 37. sorumuz, fotosentez reaksiyonları ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5'ten hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Işığa bağımlı tepkimelerde ATP üretimi gerçekleşir. Evet biz buna fotofosforilasyon diyoruz. Burada üretilen ATP'ler ışıktan bağımsız tepkimelerde besin üretimi için, organik besin üretimi için kullanılacaklar. Işığa bağımlı evrede klorofilin yükseltgenmesi ile başlar. Evet ışık uyardığı zaman klorofili elektronunu fırlatıp yükseltgenmiş olur. Bu şekilde ETS elemanları arasında elektron gezmeye başlar ve bu şekilde fotofosforilasyonla ATP enerjisi üretilmiş olur. Işıktan bağımsız evrede kullanılan karbondioksit güzel. Işığa bağımlı evrede üretilir. Arkadaşlar ışığa bağımlı evrede karbondioksit üretilmez. ATP ve NADPH artı H'lar üretilir. Işıksız evrede bakın bunlar kullanılır. Karbondioksit dışarıdan alınır arkadaşlar. Bunun için cevabımız yanlışı sorduğu için bu olmalı.
Yerine bakalım isterseniz. Işıktan bağımsız evrede tüketilen ATP'ler ışığa bağımlı evrede üretilir. Evet, en başta zaten bundan bahsetmiştik. Işıklı evre tepkimeleri sırasında NADP molekülü H2O'nun fotolizi sonucunda açığa çıkan hidrojenleri alarak indirgenir. Evet, hidrojenleri yakalar. NADPH artı H artıya dönüşür. Fotoliz sonucu oluşan hidrojenleri alır. Bu şekilde bakın indirgenmiş olur. Bu da doğru bir öncül arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olmalı diyoruz. 38. sorumuz. Kapalı tohumlu bir bitkide aşağıdakilerden hangisi tozlaşmadan önce oluşur? Arkadaşlar tozlaşma olayı şu dişicik tepesine polenin gelip yapışması olayı idi arkadaşlar. Bakın polen gelip yapışıyor. Yapışıyor arkadaşlar. Burada iki tane bakın çekirdeği var polenimizin. Mayoz bölünmeyle oluşuyor. Daha sonra bir endomitozla bakın bu hale geliyor. Polen ana hücreleri. Bu şekilde polen oluşmuş oluyor. Ve bakın buradaki süreçten sonra ise bu hücrelerden bir tanesi generatif, bir tanesi vejetatif çekirdek adını alıyor. Generatif olan vejetatif olan şu şekilde bakın aşağı doğru uzanan bir polen tüpünü oluşturuyor şu dişicik borusu içerisinde. Ve bakın bu polen tüpü içerisinde şu çekirdek ise bakın generatif üretken çekirdek ise mitoz geçirerek iki tane sperm çekirdeğini oluşturup aşağı doğru bunun arkadaşlar şu şekilde inmesini ne yapıyor? Sağlıyor ve bakın buradan yumurtalığa girerek çift döllenme olayını gerçekleştirecek. Dolayısıyla bize tozlaşmadan öncesini sorduğu için bakın şu olay tozlaşmadır. Polen oluşumu ancak ondan önce gerçekleşmiyor. Bakın sperm oluşumu polen tüpü içinde gerçekleşiyor. Çenekler daha sonra tohum döllendikten sonra bakın meydana geliyor. Meyve zaten tohum oluştuktan sonra etrafını saran etli kısım. Polen tüpü de bakın tozlaşmadan sonra bakın bu şekilde şurası bakın polen tüpü demiştik oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız polen olmalı diyoruz. 39. sorumuz lenf sistemi 1 2 3'ten hangilerini gerçekleştirebilir diye sorulmuş. Kırmızı kemik iliğinde üretilen bazı ak yuvarların aktifleştirilmesi. Arkadaşlar lenf sistemi ak kan diye geçiyor. Çünkü içerisinde sadece ak yuvarlar var. Al yuvarlar yok. Vücudumuzun savunmasına bakın görevli olan ak yuvarlar. Kırmızı kemik iliğinde üretilen bazı ak yuvarların aktifleşmesinde lenf sistemi görevli olabilir. Mikroorganizmalara karşı savunma işini yine lenf sistemi içinde bulunan ak yuvarlarımız, lenfositlerimiz gerçekleştirmektir arkadaşlar. Ama ak yuvar üretimi için bir hormon üretme durumu lenf sisteminin söz konusu değildir. Öyle bir hormon yok arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 Bursa olmalı diyoruz. 40. ve son sorumuza bakacak olursak aşağıdaki gibi bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Glikoz çözeltisi X türü bir bakteri içerisine bakın konulmuş ve kireç suyu var arkadaşlar. Deney düzenindeki X türü bakterilerin 1, 2, 3'ten hangilerini gerçekleştirmesi sonucunda kireç suyunda bulanma gözlemlenir demiş arkadaşlar. Ve bakın kireç suyu ancak CoV-2 varlığında bulanır demek istemiş. Bundan dolayı biz glikozu kullanacak olan X bakterisinin oluşturacağı CoV-2 miktarının bakın burada bir kireç suyunda bulanma meydana getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakteri türü acaba glikozu kullanırken ne yaparsa CO2 oluşturup da buradaki kireç suyunu bulandırabilir diye düşüneceğiz. Oksijenli solunum olabilir. Bakteriler mezozomlarıyla karbondioksit ve su üretecek olan oksijenli solunumu gerçekleştirebiliyorlar arkadaşlar. Ve etil alkol fermantasyonu da bakın oksijenli solunuma benzeyen yanı karbondioksitin açığa çıkarılmasıdır. İki karbon olan C2H5OH olan etil alkol oluşurken 3 karbonlu piruvattan karbondioksit çıkışıyla ancak bu gerçekleşebileceği için burada bakın karbondioksit çıkışı vardır arkadaşlar. Fakat laktik asit fermantasyonunda piruvattan direkt NADH'ların hidrojenleri alınarak tekrardan NADH'lar yükseltgenmiş olarak NADH'lar laktik asit oluşturulur. Yine 3 karbonludur. Burada CoV-2 çıkışı gerçekleşmez. Bundan dolayı CoV-2 oluşturabilecek olan olaylarımız 1 ve 2'dir sadece. Cevabımız bunun dolayı 1 ve 2 olmalı diyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.